Spor Yaşam Diyet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben CrossFit Eğitmeni Kürşat Şentürk. Bugün sizlere yine en temel hareketlerin başında yer alan deadlift hareketinden bahsedeceğim. Yani çoğunuzun bildiği üzere birçok deadlift versiyonu var. İşte Romanyan var, Bulgaryan var, normal deadlift var. Birçok çeşidini kullanabiliriz. Kettlebell'le, dumbbell yapılanları var. Ben size en basit, en basic, en çok kullanılan, en sık kullanılan deadlift'i bugün bahsedeceğim. Şimdi deadlift hareketini yaparken ister iki el aynı açıda, aynı paralelde tutabilirseniz, daha ağır kilo çalışıyorsanız ki ben onu tercih ediyorum. Bir el reverse tutuş şeklinde çapraz tutabilirsiniz barı. Bu sizin daha sağlıklı ve daha ağır kaldırmanıza destek olacaktır. İkisini göstereceğim size. Dikkat edeceğimiz konular, bazen çok squat yapar gibi yapıyoruz. Veya bazen hamstringler, bacaklar çok gergin, direkt belden alıp kalkıyoruz. Yarışmalarda bunları görebilirsiniz. Profesyonel sporcular hızlı bir şekilde çok tekrar yapmaya çalıştıkları için ve bel ve karın kaslarına güvendikleri için bunu belden alıp indirebilirler. Bu sizi yanıltmasın. Bizim için önce sağlık ve güvenlik daha önemli. Ellerim omuz genişliğinden bir tık daha açık. Asla kollarım dizlerimin önünde olmayacak arkadaşlar. Yan tarafında olacak. Omurgam düz. Buradan bacak kaslarımı kullanarak yukarıya kalkıyorum. Hepsini kullanarak tekrar plaka yere değene kadar aşağıya iniyorum. Şimdi bazı detayları ise yandan gösterirken anlatacağım. Neydi? Bara yaklaştık. Bu sefer çapraz tutarak yapalım. Hafif dizlerim arkadaşlar ve omuzlarım barı geçebilir önde. Açığım bu, sırtım düz. Asla kambur çıkarmayın. Kor kaslarını kasarak, kalça kaslarını kasarak bu açıdan aldım. Mümkün olduğu kadar barı vücuduma yakın indirip kaldırıyorum. Yukarıya kalktıktan sonra bazen şunu görüyoruz, yere doğru yatmalar. Arkadaşlar bu çok sağlıklı bir hareket değil. Aşağıya değdirdim. Kalktıktan sonra düz durmanız yeterli olacaktır. Ne önde kalın, ne çok geriye gidin. Bacaklarınızın, dizlerimizin tam düz olduğu pozisyonda hareketi bitirip tekrar devam ediyoruz. Squat'ta olduğu gibi kalkma esnasında diyaframımı şişirip kalkarken nefesimi tutup tam kalkma esnasında verebilirim. Daha önce bahsettiğim gibi arkadaşlar çok güzel core egzersizidir. Hamstring ve kalçanın dışında çok güzel karın kaslarını çalıştıran bir egzersizdir. Squat'la beraber en temel iki hareketten bir tanesidir. Çok dikkatli yaparsanız çok iyi sonuç alabilirsiniz. Evet, bugün size deadlift anlattık kısaca. Umarım faydalı olabilmişimdir. Spor Yaşam Diyet'ten hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.